burada kalsınlar. Başımız üstünde saygıyla karşılarız. AKP seçimi kaybetti. Kurulduğu günden bu yana ilk kez Türkiye'de ikinci parti konumunda. Seçimi kaybettikten sonra da çok ciddi bir kaos başladı AKP içinde. Özellikle Van Büyükşehir Belediyesi'nin DEM Parti adayı Abdullah Zeydan'a verilmemesi kararını AK Parti'nin kurucularından hatırlayacaksınız. Hüseyin Çelik tepkiyle karşılamıştı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum da çok sert ifadeler kullanmış, partideki neoliberaller yaptıklarınız, söyledikleriniz kayıt altında diyerek tehditler savunmuştu. Eski AKP milletvekili Mehmet Metiner, Yandaş Yeni Şafak gazetesinde bir yazı kaleme aldı. O yazıda Mehmet Uçum başta olmak üzere AKP içindeki bu tarz söylemleri sert bir şekilde eleştirdi. Millete parmak sallayamazsınız dedi ve devam etti. Kendi nefsini aziz görenler partiyi küçülttüler dedi. 31 Mart yerel seçimlerinde yaşanan hezimetin ardından AKP'de baş gösteren derin çatlak devam ediyor. Ona eminim yani. Son olarak Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iktidar içindeki neoliberallerden söz ederek parti içine yönelik sert eleştirilerde bulunmuştu. Muhalefetin tüm aktörlerinin ve daha çarpıcısı iktidar içinde yer aldığı kabul edilen ve neoliberal zehirle zihin dünyalarını batıcılığa teslim etmişlerin Van olayında aldıkları tutumların kaydedildiğini de herkes fark eder. Uçum ayrıca devlet hadlerini bildirir diyerek seçimi kazanan DEM Partili Abdullah Zeydan'a destek verenleri de tehdit etmişti. Uçum'un açıklamalarına parti içinde tepkiler devam ederken eski AKP milletvekili Mehmet Metiner de Yandaş Yeni Şafak'ta yazdığı yazısında ve sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Uçum'a sert ifadelerle yüklendi. Kendinizi devlet gibi görüp kibirli bir dille devlet adına AKP içinde sizin gibi düşünmeyen değerli kardeşlerimize parmak sallama cüretini nereden alıyorsunuz? Nefsimiz büyüdükçe partimiz küçüldü. Nefislerini aziz bilenler partiyi küçülttüler. Yurttaşlar 9 günlük bayram tatili öncesi memleketlerine ya da tatil beldelerine gitmek üzere dünden itibaren yola koyuldular. Ancak her tatil öncesi olduğu gibi yine yollarda çile vardı. Ramazan bayramı tatili dolayısıyla yola çıkan sürücüler Anadolu Otoyolu'nun Bolu, Düzce ve Sakarya kesiminde akıcı yoğunluğa neden oldu. Tatili memleketinde ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyen yurttaşlar yola çıktı. Sürücülerin harekete geçmesiyle birlikte Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönünde Beyköy, Kaynaşlı, Bolu Dağı 1, 2, 3. ve 4. viyadükle, Bolu Dağı Tüneli, Abant Kavşağı, Çaydürt ve Köroğlu Park alanıyla Hendek kesiminde trafikte yoğunluk oluştu. D100 karayolunda ise Ankara yönünde Abant Kavşağı, Yumrukaya, Kuruçay ve Çaydürt kesiminde trafikte akıcı yoğunluk yaşandı. Ayrıca Kuzey Marmara Otoyolu'nun sona erdiği Anadolu Otoyolu'na bağlantı sağlanan Akyazı bölgesinde de araç yoğunluğu gözlendi. Tatilciler ise bu bayramda da Bodrum'a akın etti. Muğla-Bodrum yolunda trafik yoğunluğu arttı. Trafik jandarma ve karayolları ekipleri ulaşımda aksama yaşanmaması için önlem aldı.